Merhaba değerli dostlar, Eyüp Hoca ben. Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim, iyi sayılırım. Evimi yerleştirdim, yeni evimde ilk ders videom. Daha önce hatırlayacağınız gibi kısa kısa Türkçe serili videoları başlatmıştık. Kök çeşitlerine bakmıştık, yapım eki, çekim eki ayrımına bakmıştık. Bu dersimizde de şu yapım eklerini detaylı bir şekilde ele alalım istiyorum. Eğer hazırsanız ben dersime, konu anlatımıma başlıyorum. Dostlar. Evet, yapım eki adı üstünde yapım işinde kullanılan, sözcük türetmede kullanılan eklerdir dostlarım. Kelime türetme ihtiyacını karşılamak için yapım eklerine başvururuz. Örneğin kitap sözcüğünden yeni bir kelime türeteceğiz. Kitapçı, farklı bir kelime oluşturduk. Bunu yapan yapım ekidir dostlar. Ya da baş sözcüğünden yeni bir kelime üreteceğiz. Başlık, haliyle kullandığımız ek yapım eki olacaktır. Baktığımızda yeni kelime türetirken elbette sözcüğün anlamını da değiştirecektir. Ha, anlamını tamamen koparmıyor, tamamen farklılaştırmıyor. Arada bir bağlantı hep olmak zorunda ama sözcüğün anlamını değiştirecektir. Eklendiği kökü gövdeye dönüştürür. Gövdeye eklendikten sonra da gövdeden kelime türetmiş olur. Ama kök yapım eki aldığı zaman gövde olmuş olur, unutmayalım. Eğer yapım eki basit yapılı sözcüklere eklenirse onları türemiş yapılı yapar. Hocam niye bu vurguyu yaptınız? Yani illa basit yapılı mı olması lazım? Evet, çünkü kelime bir yapım eki alıp türediyse sonra bir yapım eki alıp daha artık türemiş kelime diyemeyiz. Zaten türemiştir. En fazla şunu söyleyebiliriz dostlar. Gövdeden türemiş olur. Mesela göz kelimesi gözlük. Artık türedi, türemiş kelime oldu. Gözlükçü dediğimiz zaman artık gövdeden türemiş olur. Yani ekstradan tekrardan türemiş yapılı dememize gerek yok. Zaten kelime türemiş yapılı oluyor. Onun için basit yapılı sözcükleri türemiş yapılı yapar diyeceğiz. Bazı durumlarda sözcüğün türünü değiştirebilir. Şimdi tür deyince elbette isimler, sıfatlar, zamirler, zarflar bunların hepsi işin içine giriyor ama temelde ilk olarak isimlere ve fiillere bakacağız. Daha sonra diğerleri işin içine girecek. Örneğin gezmek fiilinden gezgin ismi ya da göz isminden gözlemek fiili oluşturduğumuzda sözcüklerin türü değişiyor. Ama kitap sözcüğünden kitapçı yaparken bakın burada tür değişikliği yapmadı. Hatırlarsanız yapım ekleri, çekim ekleri ayrımı videomda bundan detaylı bir şekilde zaten bahsetmiştim. Onun için bu bölümü hızlı geçiyorum. Dostlar, yapım ekleri 4 bölümde incelenir. İsimden isim yapan yapım ekleri, isimden fiil, fiilden fiil, fiilden isim yapan yapım ekleri. Bu eklerin hepsini tek tek incelememiz mümkün değil çünkü sayıları oldukça fazladır. Biz yapım ekinin mantığını öğrendikten sonra kelimenin sonraki haliyle önceki halini kıyaslayarak oradaki ekin hangi yapım eki olduğunu kolaylıkla bulabiliriz. Örneğin berberlik sözcüğüne baktığımda şuradaki ekin yapım eki olduğunu görüyorsam eğer artık gerisi kolay. Çünkü berberlik isim, berber isim. Demek ki buradaki ek isimden isim yapan yapım eki. Diğer örnekleri hızlıca geçiyorum. Görgü, görgülü, değil mi? Hocam burada bir g eki var. Evet var. Görmekten görgü, fiilden isim oldu artık. Burası isim. Şu ekte isimden isim yapan yapım ekidir. Devam ediyorum. Sanattan sanatçı, kitaptan kitapçık, Türk, Türkçe, akıl, akılsız, öte, öteki, sıfat yapan kiler isimden isim yapan yapım ekleri grubuna girer dostlar. Unutmayalım. Soy, soydaş, bir, birinci, çocuk, çocuksu, acı, acımsı, mavi, mavimtırak, iki, ikiz, ev, evcil, sabah, sabahleyin, sol, solak, kır, kıraç, kök, köken, gıcır, hani yansıma bir sözcük, gıcırtı. Anne, annem, şurada bir çekim eki var. Kurala aykırı. Normalde çekim ekinden sonra yapım eki gelmez ama kural dışı bir durum. Annem, annem, gil derken isimden isim türetmiş oluyoruz. Fiilden isim yapar yapım ekleri dostlarım. Örneğin giymek, giyinmek. Şuradaki yapım ekini tespit ettikten sonra kelimenin son haline bakıyorum. Fiil, giymek de fiildi. Ha, demek ki buradaki ek fiilden fiil yapan yapım ekidir. Devam ediyorum örneklere. Kırmaktan kırılmak, dövmekten dövüşmek, içmek, içirmek, yürümek, yürütmek, bilmek, bildirmek, çıkmak, çıkarmak, tıkmak, tıkamak, kazmak, kazımak, sermek, serpmek, görmek,
özür dilerim, gülmek, gülümsemek, kovmak, kovalamak gibi fiilden fiil yapan yapım ekleri. Devam ediyorum dostlarım. Fiilden isim yapan yapım ekleri. Okumak fiili mekmak eki aldığı zaman artık isim fiil olur ve oradaki ek fiilden isim yapan yapım ekidir, unutmayın. Kavurmak fiili kavurma, açılmak fiili açılış. Bakın burada açmaktan açılmak, fiilden fiil yapan yapım eki var ama bizi ilgilendiren şimdilik bu. Gelmek gelen, bakın eylemse ekleri, eylemse ekleri fiilden isim yapan grubuna girer dostlar, unutmayın. Hani sıfat olarak türüyor, zarf olarak türüyor, isim olarak türüyor ya. Sonuçta sıfatlar, zarflar, isimler, isim soylu kelimeler. Bu bakımdan fiilden sıfat, fiilden zarf olarak türediğinde fiilden isim yapan yapım ekleri grubuna almamız lazım. Görmek, görülmek, şurada fiilden fiil yapan yapım eki var ama görülesi, görülesi yerler derken sıfat fiil eki fiilden isim yapan yapım ekleri grubuna girer. Alıp, koşarak, bakalı, değil mi? Bunlar zarf fiil ekleri. Zarf fiil ekleri de fiilden isim yapan yapım ekleri grubuna girecek. Giymekten giyim, açmaktan açık, korkmaktan korkak, ekmek ekin, bilmek bilgi, bölmek bölge, salmak salgın, alınmak alıngan, dalmak dalgıç, süzmek süzgeç, satmak satıcı gibi fiilden isim yapan yapım ekleri dostlarım. Devam ediyorum. İsimden fiil. Örneğin sulamak sözcüğündeki yapım ekini tespit ettim. Diyorum ki burası fiil. Su isim. Demek ki buradaki ek isimden fiil yapan yapım eki. Diğer örneklere bakalım. Güzelden güzelleşmek, dert dertlenmek, az azalmak. Ayırmaktan ayrı, şurada bir yapım eki var ama bizi ilgilendirmiyor, bizi ilgilendiren bu. Ayrıdan ayrılmak, yaştan yaşamak, karadan kararmak, fısıldamak, yansıma kök, isim köktür unutmayın. Hıç, hıçkırmak yine yansıma kök. Geç, gecikmek, ünsüzü yumuşuyor dostlarım. Deli, delirmek, garip, garipsemek, az, azımsamak gibi daha da örnekler verilebilir. Evet, gelin biraz da örnek soru çözelim ve dersimizi bitirelim. Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi sadece bir yapım eki almıştır? Şimdi bir bakalım. Hepsinde demek ki yapım eki var. An, anlamak, anlam, anlamlı. 3 tane yapım eki var. Coşmak, coşku, coşkulu. 2 tane yapım eki var. Sürmek, sürümek, sürüklemek, sürükleyici. Oo, bir sürü var. Etmek, etki, etkilemek, etkileyici, bir sürü yapım eki var. Boy, boyut, bir tane yapım eki var. Dolayısıyla işaretleyeceğimiz şık E şıkkı olmalı. Devam ediyorum. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dendan eki sonuna geldiği sözcüğün anlamını değiştirmiştir? Yani dendan eki yapım eki olarak kullanılmıştır. Bunu benden istiyor, öyle değil mi? Oysa biz dendan ekini çekim eki olarak kullanıyoruz. Demek ki bazı ekler yapım eki olarak da kullanılabiliyor. Gelin bakalım. Sıkıntıdan ne yapacağını bilmiyordu. Sıradan bir roman olduğunu hemen anladım. Terden sırtındakiler sırılsıklam olmuştu. Çocuktan nereye gittiklerini sormuştuk. Taşlıktan yürüyerek buraya geldi. Şimdi baktığımızda dostlarım, sıra sözcüğü hem anlam olarak hem tür olarak değişiyor bakın. Sıra isim, sıradan bir roman dediğimde sıfat oldu. Bir de sıra ismini düşünün, bir de sıradan yani basit, değil mi? Anlam da değişiyor. Dolayısıyla dostlarım yapım eki olarak kullanılmış. Evet, devam edelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük işlevi bakımından ötekilerinden farklıdır? Bu soru hep çıkıyor değil mi? İşlevi bakımından farklıdır dediğinde birinci adım yapım eki mi, çekim eki mi? Gelin bir bakalım soru çıkacak mı? Ben onarım işleriyle derken onarmaktan onarım yapım eki. Bir doğum ilanı doğmaktan doğum yapım eki. Bu yemekleri içim kaldırmıyor, benim içim, değil mi? İç, kelimenin anlamı değişmedi, çekim eki. Soğuklar verim düşüklüğüne vermekten verim, yapım eki. Pancar söküm zamanı sökmekten söküm, yapım eki. Dolayısıyla 4 tane yapım, 1 tane çekim var. Devam. Yine işlev farklılığı soruyor. Yine birinci adım bu. Bir bakalım. Yapmak yapı yapılı, kolu sarılı, sarmak sarılı, kurulu bir düzen, kurmak kurulu, dizmek dizili masalar, sürmek sürülü tarlalar. Ha, bakın hepsi yapım eki çıktı. Peki şimdi ne yapacağız? Farklı yapım eki arayacağız dostlar. Tekrar bakalım. İri yapılı bir ağaç, yapı yapılı, isimden isim. Kolu sarılı, sarmaktan sarılı, fiilden isim.
Kurulu bir düzen, kurmaktan kurulu, fiilden isim. Dizmekten dizili, fiilden isim. Sürmekten sürülü, fiilden isim. O zaman ben bunu işaretleyeceğim. Evet, son sorumuzu çözelim, dersimizi bitirelim dostlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapım eki belirtilen sözcüğün hem türünü hem anlamını değiştirmiştir? Bakın dostlar, yapım eki zaten şunu yapmak zorunda. Yani anlamı zaten değiştirmek zorunda. Bizden istediği ne? Aynı zamanda türünü de değiştirmesi. Yani ismi fiil, fiili isim yapması. Tabii burada sıfatlar, zarflar da işin içine girebilir ama temelde bu tabii ki. Bir bakalım. Alıntı, almaktan alıntı değil mi? Bu fiilden isim olmuş. Burada tür değişikliği var. Ancak roman, romancı. Tür değişikliği yok. İsimden isim. Şair, şairlik. İsimden isim. Söz, sözcük. İsimden isim. Sanat, sanatçı. İsimden isim. Hepsi yapım eki. Ancak burada tür değişikliği yok. Tür değişikliği olan budur dostlar. Evet. Dersimiz burada bitti. Değerli dostlarım, sizden ricam, kanalımla ilgili ilk defa, bakın ilk defa bir ricada bulunuyorum. 200'ü geçti yüklediğim videolar. Kanalım için birazcık elinizi taşın altına koymanız. Evet, yeni bir kanal, 4-5 aylık bir kanal, zamanla büyüyecek biliyorum ama birazcık bu konuda, tanınması konusunda sizlerden yardım istiyorum. Eğer yardım ederseniz çok memnun olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.